Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere dinleyici notları ile ilgili bazı açıklamalar yapacağım. Ne işe yaradığını tam olarak anlatacağız. Ve burada farklı çıktılarla alma düzeylerini nasıl ayarlayacağımızı hep birlikte göz açacağız. PowerPoint'te biliyorsunuz normal sunumumuzu yaptığımızda dinleyicilerin daha iyi konuya hakim olması ve slaytı birebir gözlemleyebilmesi için notlar hazırlayabiliriz. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Normal bir çıktı alırsınız ve her bir sayfaya birebir çıktı verecektir size. Gördüğünüz gibi 10 sayfa 10 slayttan oluştuğu için 10 sayfalık bir çıktı verecek. Peki aynı sayfaya biliyorsunuz PowerPoint dosyalarındaki bu görüntü bir A4 kağıdı için oldukça büyük bir görüntü. En az 2 hatta 4 slayt rahatlıkla okunaklı bir şekilde çıktı sağlanabilir. Bunu sağlamak için de dinleyici notları çıktıları üzerinde duracağız. Dinleyici notlarının ayarlarını yaptıktan sonra çıktıyı aldığınızda aynı A4 sayfasına 4 hatta 6 tane çıktı alabileceksiniz. Bunun için görünüm sekmesine tıklayın. Burada asıl dinleyici notu sekmesine tıkladığınızda dinleyici notlarının ayarlarını görebilirsiniz. Peki şu anda nasıl görünüyor? Biraz önceki videomuzda hazırladığımızda alt bilgi ve üst bilgileri girmiştik buraya. İşte slide sayısı, tarih, üst bilgi notu ve alt bilgi notu olarak girmiştik. Sayfa başına slide sayısından istediğimiz kadar slide'ı aynı sayfaya sığdırıp yazdırabiliriz. Örneğin 3 slide dediğimde yan yana 3 tane sığdı. 6 yapabilirim. Buradan dinleyici notlarının yönlendirmesini de değiştirebilirsiniz. Buradaki ayarlar tamamen farklı düzeyde çıktı almak için hazırlanmış. Yani normal PowerPoint dosyanızın üzerindeki yan çevirme veya aynı pencereye 6 tane getirme gibi bir özelliği yok. Sadece çıktı alırken, dinleyici notları hazırlarken kullanacağımız ayarlar. İsterseniz burada nelerin kullanıp nelerin kullanılmayacağını da seçebilirsiniz. Sayfa numaralarını kaldırıyorum. Mesela alt bilgi, üst bilgi, tarih. Sadece temiz bir çıktı da yapabilirsiniz. Sizin ihtiyacınıza göre istediğiniz şekilde yönlendirebilirsiniz. Burada tema düzeylerinde farklı seçimler yapmaya izin vermiyor şu anda. Renk düzenlerini değiştirebiliyorsunuz ama. Çünkü tema düzeyinde zaten ana şablonunuz üzerinden aldığı için sadece renklerini değiştirmeye izin veriyor. Buradan ayarımızı yaptıktan sonra isterseniz çıktı alırken de yapabiliyorsunuz. Fark etmiyor. Örneğin 6 tane sığacak şekilde ayarladım. Kapat diyorum asıl görünümü. Daha sonra dosya sekmesinden yazdıra geleceğiz. Hemen bakalım. Yazdır. Burada seçenekleri şu anda bende yazıcı bağlı değil zaten. Ayarlar kısmından ne yazdıracağınızı seçiyoruz. Slaytlar. Tüm slaytları yazdı dedik. Peki ne yazdıracağız? Yazdırma düzeninden tam sayfa slaytlar seçili. Bu şekilde yazdırsanız zaten dediğim gibi ilk bölümde anlattığım gibi normal tek sayfalık yazıcı çıktılar alacaksınız. Ama alt taraftaki dinleyici notlarından yazdırırsanız seçtiğiniz yön, dikey, yatay veya sayıya göre biçimi alacaktır. Örneğin yatay yazdırmak istiyorum. O zaman yatay seçeneklerin olduğu ikinci sütundan 4, 6 veya 9'u seçebilirim. Mesela 6'yı seçtiğim zaman gördüğünüz gibi bu şekilde bir çıktı elde edeceğim. Benim için yeterli çünkü çok fazla yazı yok içerisinde. Yazılar küçülmeyeceği için çok fazla sıkıntı yaşamayacağım. Ama sizin slaytınız yazı ağırlıklıysa 4'ten fazla seçmemenizi tavsiye ederim. 8-10 puntoda çünkü 4 slay anca okunabiliyor. Daha fazla seçtiğiniz zaman yazılar çok küçülüyor ve okumakta sıkıntı çekiyorsunuz. Bunun gibi harmanlanmış zaten önemli değil. Yönlendirme de çok fark etmez. Bu şekilde siz de slayttan çıktılarını alırken hem kağıt tasarruf etmek hem de kullanıcılar için, daha doğrusu dinleyiciler için daha rahat bir kullanıcı notu oluşturmak istiyorsanız bu yöntemle rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Bu konuyla ilgili olarak söylemek istediklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.